Abi önce sana bir baktırsaydık. Hastanın odasındadır. Nereye gidecek? Yok kardeşim, iyiyim ben. Abi bir pansuman hiç değilse. İstemez. Leyla? Abla biz böyle gidiyoruz ama bir şey demedin, nereye gidiyoruz? Şey, telefonum yok da sizinkini kullanabilir miyim? Buyurun. Bu arada canım telefonum. Efendim? Neredesiniz? Leyla? Biz şeyden haberim var. Neredesiniz? Şimdi mahalledeyiz. Camide şimdi mezarlığa gideceğiz. Tamam. Şimdi Raklı tarafına gideceğiz. Ben size tarif edeceğim. Tamam abla. Leyla. Sen? İyiyim, iyiyim ben. Bir şeyim yok. Kimse bana bir şey söylemedi. Söylemedi çünkü kimse buraya bu halde gelmeni istemedi. Bir kez daha perişan ol istemedi. Tamam mı? Seni korumak için. Korumak için ölmüş. Nasıl yani? Leyla, yaran kanıyor. Böyle olmaz, hastaneye gitmemiz lazım. Beni alama götürür müsün? Hiç geçmiyor acı, alışıyor insan zamanla. Belki de hiç kapanmıyor yara, görmüyor insan zamanla. Bana sorma, nasıl alışır insan? Bana sorma, nasıl dayanır buna? Yaşıyor insan, hep geçiyor hayat zaman. Bana sorma, ben anlatamam. Bana sorma, nasıl alışır insan? Bana sorma, nasıl dayanır buna? Yaşıyor insan, hep geçiyor hayat zaman. Bana sorma, ben anlatamam. Bana sorma, ben anlatamam. Yardım et hadi. Korkma, ben varım. Annemiz oradaki. Hadi gidelim. Özlemiştir bizi.
belki de hiç unutmuyor bir kalp. Saklıyor acıyı karanlıkta. Belki de hiç affetmiyor insan. Ama dost kalıyor hayatla. Nasıl başlar, nasıl biter, nasıl yanar, nasıl söner. Keskin bir şarkı kalbini ortasından nasıl deler. Nasıl unutur insan, nasıl alışır buna, bana sorma. Ömer. Bana sorma, nasıl alışır insan? Bana sorma, nasıl dayanır buna? Yaşıyor insan, hep geçiyor hayat zaman. Bana sorma, ben anlatamam. Bana sorma, nasıl alışır insan? Bana sorma, nasıl dayanır buna? Yaşıyor insan, hep geçiyor hayat zaman. Bana sorma, ben anlatamam. Bana sorma, ben anlatamam. Şahin, sen anneye mi geldin kuzum Şahin'im? Belki de hiç unutmuyor bir kalp, saklıyor acıyı karanlıkta. Belki de hiç affetmiyor insan. Ama dost kalıyor hayatla. Nasıl başlar, nasıl biter, nasıl yanar, nasıl söner. Keskin bir şarkı kalbini ortasından nasıl deler. Nasıl unutur insan, nasıl alışır buna? Bana sorma, ben anlatamam. Bana sorma, nasıl alışır. Yaşıyor insan, hep geçiyor hayat zaman. Bana sorma, ben anlatamam. Bana sorma, nasıl alışır insan? Bana sorma, nasıl dayanır buna? Yaşıyor insan, geçiyor hayat zaman. Bana sorma, ben anlatamam. Uyandırmadım değil mi? Yok yok ya, bayağı ağrısı vardı zaten, derin uyuyor. Olmaz mı? Ben de ona ıhlamur yaptım, ağrısını alsın, uyusun diye. İyi yaptın. Ama artık sen içeceksin enişte. Ne? Dedin? Enişte dedim. Kızmadın değil mi? Yok yok ya, kızmadım. Niye kızayım? Hı. Garip geldi sadece. Yadırgadım yani biraz. Ha. Ben öyle hep yanlış yanlış diyorum insanlara ama bunu doğru söyledim. Yani sen benim eniştemsin. Hem sen sadece Leyla ablamla da evlenmedin. Yani
bizimle de bir aile oldun, değil mi? Öyle. Aile olduk sayılır artık. Hani eksilmekten o kadar yoruldum ki. Belki böyle çoğala çoğala büyürsek geçer acısı. Değil mi? Geçer halde. Zamanın her şeyi geçer. Babaanne, bu gürültüne ne oluyor? Git kendin bak, sen de sevinirsin görünce. Kimi? Hadi ufak ufak o zaman. Ne yapalım? Hadi buyurun. Lan! Lan sen iyileş diye yırttık biz. Ha? Ne şimdi bu halin? Gülüm. Gülüm. Yani hay Allah, nasıl oldu? Geçmiş olsun. Sen niye ayaktasın hala? Tamam sen de ya. Zaten bir gece yattık, biri ıskartaya çıkmış. Yani yaralanmış. İyisin değil mi lan? İyiyim abla, sağ ol. Ya artık eve mi geçsek? Biraz yoruldum da ben. Bak. Bütün aile toplanmış ve bunun için karşılamaya gelmişiz. Beyimiz sıkılmışmış. Abi ya. Neyse. Bütün aile demişken benim hanımla çocuk nerede? Vallahi bilmiyorum, daha kalkmadılar. Allah Allah, bu saate kalmaz onlar ya. Hastalık bir şey olmaz. Bir bak ver bakayım. Tamam. Şimdi onları mı bekleyeceğiz? Bak iki yaralı var burada ya. İkincisi kim ya? Ben. De hocam fazla üstüme düşüyor. İyiyim yani, merak etme. Kim üstüne düşüyor? Sorma ya, sorma. Hadi buyurun. Buyurun hanımefendi. Maalesef. Maalesef. Ne zaman? Bunlar evlendi Konya. Hadi bakalım. Acımız büyük. Buyurun. Hadi yetsin patırdınız. Geçin içeri, sofrayı kurun. Saat 8'e geliyor. Tamam. Siz buyurun. Buyurun. Babaannem. Gel bakayım buraya. Öpelim mi? Geçmiş olsun. Sağ ol teyzeciğim. O kadar ağır değildi zaten yaram. Ben onu demiyorum. O pisliklerden kurtulmuşsun. Temizlenmişsin. Geçmiş olsun. Sen şimdi kendini anlamaya çalışma. Beceremezsin mi? Sen sonra anlatacağım. Var mı ağrın size, rahat mısın? Sabah yoktu da başladı şimdi. İlaç yazmadılar mı? Yazdılar da Kartal abinin arabasında kaldı ya. Sen biliyor musun ilaçların adlarını? Ben gideyim alayım eczaneden. Ne bileyim Halide. Ağrı kesici işte. Yalnız penisilin alerjisi var. Söylersiniz değil mi? Tabii söylerim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne gidiyorsun abla ya? Penisilin alerji varmış ya. Neler neler içtiğini şöyle bir düşününce böyle bir an komik geldi. Ya abla ya. Hala mı? Ben... Rahat ol. Ben oğlumu biliyorum. Benim oğlum okul birincisiydi. Bu mu? Evet. Satranç takımındaydı. Bir sürü ödülleri var. Odasında hala ödülleri duruyor. Vallahi yanlış anlamayın da teyzeciğim. Madem bu kadar akıllı, niye o zaman bunca salaklık? Gençlik. Hani diyorlar ya, iyi insanlarla karşılaşsın diye. Ondan birkaç sınıf büyüktü. Ya anne ya. Öyleydi değil mi? Sonra aşırı dozdan bir bar tuvaletinde ölü bulmuşlardı. Allah korusun. Kolejde okuyor. Zengin çocuğu diye düşmüş Berk'in peşine. Alıştırmış onu da. Önceleri anlamadım. Habire harçlık istiyor.
Şüphelendim. Vermeyeyim dedim. Aa, bir baktım. Evde bir gün vazo yok. Ertesi gün küpelerim yok. Allah senin cezanı vermesin. Anladım. Ama geç anladım. Ah, doktorlara götürdüm. Eve kapattım. Hep kaçtı. Hep kaçtı. Hep gittim buldum. Öyle kötü yerlerde buldum ki inanamazsınız. İnanırım teyzeciğim. İnanırım. Sonra bir gün kaybettim. Bulamadım. Birkaç ay sonra haberi geldi. Hapse girmiş. Satıcılıktan. Babası o gün benim böyle bir oğlum yok dedi. Ama ben bırakmadım. Hiç bırakmadım. Her ziyaret günü gittim. Berk Bey benimle görüşmedi. Allah'tan siz sahip çıkmışsınız. Yoksa annesi Berk'i bırakmadı. Berk annesini bırakmış. Ya anne. Söyle. Şimdi mi anne diyorsun lan kadına? Perişan etmişsin. Ya ne yapayım abla işte. Utandım. Yoksa ben istemez miydim annemin karşısına çıkmayı yani? İyi tamam. Rahat mısın? Ah. Abla? Halide? Abla? Ne oldu ablam? Betim benzin attı. Süsüstü mü yaptık? Yok abla ben şey yapıyordum da. Ne yapıyordun daha Halide? Abla ben artık gideyim diyorum da. Nereye ablam? Evime abla nereye olacak? Nereye olacak? Şey Konyalı'nın çorbası hazır. İlaçları da orada aldım hepsini koydum. Sen de buradasın zaten artık. Ben akşam olmadan gideyim hadi. Yavaş git ablam. Nereye böyle atlı kovalar gibi? Yok atlı kovaladığından değil yani kocama gidiyorum. Konyalı yaralıyken, Çetin kayıpken. Sen buradasın haber verirsin. Yani verirsin değil mi? Halide delirtme beni. Vallahi delirtme beni artık. Ya kim bu herif kızım? Ne düğünde var ne cenazede? Ne aşıkmış bu sendeki be? Ya abla orası benim evim tamam. O herif dediğin de benim kocam. Siz hepiniz dağılmışken o benim yanımdaydı. Şimdi siz geri geldiniz diye onu öyle bırakamam ben. Haldem şu kadar inansam sevdadan olduğuna. Yeminle önünde durursam namerdim ha. Ben kime ne? Git kız. Valla. Git sen kocana. Biz belki yoktuk. Tamam. Ama artık buradayız. Tamam. Ailen senin arkanda. Bunu unutma. Bunu bil yeter. Ya. O yüzden gidiyorum ya zaten. Nabzın uyandın mı? Bir şey mi oldu? İyiyim, iyiyim de. Niye orada yattın? Ya gece annem bıraktım döndüm falan. Rahatsız etmeyeyim dedim. Sen de uyuyordun zaten. Niye rahatsız olacakmışım ya? Biz seninle evlendiğimizden beri daha bir kere bile uyuyamadık. Farkında mısın? Üstelik rahatsız olsam niye evleneyim seninle? Lafa bak. Kızım bir kere de iyi niyetli düşün ya. O ne demek şimdi?
Yani yaralısın şimdi. Gece uyurken döneceğim edeceğim. Elim kolum çarpacak. Yaran kanayacak. Ne gerek var şimdi? Ne gülüyorsun? Hiç. Alışık değilim ben seni böyle düşünceli görmeye de. Allah Allah. Ne demekmişim değil mi? Evlilik seni çok değiştirdi demek Efe Tekin. Yapma ya. Ama olumlu manada. Bir de geceleri yanımda uyumaya başlarsan fitim ben sana. Onun yerine hayatım seni çok özledim demek daha kolay, etkili ve hızlı. Biliyorsun değil mi? Ama ben zor seviyorum, biliyorsun. Biliyorum. Abi! Komiser! Abi git çünkü tam bu sırada olmak zorunda. Bir söyleme. Çocuk sizin için uğraşıyor hasta.